Herkese merhabalar. Ben Kültigin Kaan Akbulut. Argonautlar.com sanat yayının kurucusu ve yayın yönetmeniyim. Ataşehir Kültür'ün düzenlediği Çağdaş Sanat Buluşmaları'nda bugün sanat yazarı ve küratör Doktor Necmi Sönmez ile birlikteyiz. Necmi Bey ile yakın zamanda çıkan kitabı Paris Tecrübeleri, École de Paris, Çağdaş Türk Sanatı 1945-1965 üzerinden. Bu dönem Türkiye'den Paris'e giden sanatçıları, Paris ortamının Türkiye sanat ortamının etkilerini konuşacağız. Kitap Yapı Kredi yayınlarından geçen yıl Haziran ayında çıktı. Konuşmamızın sonunda da Necmi Bey'in daha da yeni tarihli bir kitabı var. Tabii ki yine bu konuyla bağlantılı. Ona da biraz değineceğiz. Necmi Bey hoş geldiniz. Merhaba. Necmi Bey, şimdi sizin küratörlüğünüzü yaptığınız sergileri, kaleme aldığınız makaleleri, kitapları saymaya kalksam bir 10 dakikamızı alır. O yüzden ben hiç saymayacağım ama siz kısaca kendinizi tanıtırsanız çok sevinirim. Tamam. Benim adım Necmi. Ben Almanya, Fransa ve İngiltere'de sanat tarihi doktorası yaptım. 2000'li yıllardan itibaren farklı müzelerde çalışmalarım oldu. 1980 sonrası Avrupa, Çağdaş Avrupa ve Amerikan sanatı üzerine uzmanlaştım. Ama buna paralel olarak da 1945-65 arası Türk sanatı üzerine de araştırma yaptım. Bu dönem özellikle Paris'te yurt dışında yaşamış sanatçılar hakkında farklı çalışmalarım, farklı sergi etkinliklerim ve kitap çalışmalarım oldu. Halen çalışmalarımı Düsseldorf'ta sürdürüyorum. 45-65 yıllar arasındaki Paris'i. Yani nasıl bir Paris var ve nasıl bir Paris sanat ortamı var? Biraz tarif eder misiniz? Çünkü bir yandan mesela savaş sonrası dünyada böyle olumlu bir hava esiyor. Savaş evet, evet. Bir yandan da mesela savaşın yarattığı yıkım nedeniyle hani Avrupa sanatı, Paris sanatı yavaş yavaş gücünü kaybediyor ve New York'a kaptırmaya başlıyor. Siz evet, o dönemki sanat ortamını, yani Paris, hatta biraz daha genişletirsek Avrupa sanat ortamını nasıl tarif edebilirsiniz? Şimdi şöyle, 1945'te savaş bittikten sonra bütün Avrupa'da değil yalnızca bütün dünyada yeni bir dönem, yeni bir yapılaşma başlıyor. İnsanlar savaşın üzerlerinde bıraktıkları tortulara atabilmek için bir takım yeni anlatım biçimlerine, yeni anlatım metotlarına ihtiyaç duyuyorlar ve o zaman işte halen dünya sanatı çok frankofon ağırlıklı, çünkü Fransızca hala lingua franca olarak dediğimiz, yani uluslararası dil bağlamında hala kabul görüyor ve savaş biter bitmez, hatta savaşın bitmesinden bir hafta 10 gün sonraki dönemde bile insanlar, birçok ülkeden, dünyanın dört bir tarafından entelektüeller, yaratıcı insanlar kendilerini Paris'e atıyorlar ve Paris'te bir kaynaşma dönemi başlıyor. İşte burada sanat alanında, yazın alanında, tiyatroda, müzikte, sinemada müthiş, ilginç bir dönem başlıyor. Tabii bütün bunların arka planında unutulmaması gereken bir özellik var. Avrupa, özellikle Fransa ve Paris o zamanlarda çok büyük sıkıntı çekiyor. Yani doğru dürüst yemek bulmak bile, işte bir banyo bulmak bile çok büyük bir sorun. İnsanların çok büyük bir bölümü küçük otel odalarında yaşıyor ve bu otel odalarında yemek pişirme imkanları yok, banyo yapma imkanları yok, ama buna karşın arkası arkasına tiyatrolar açılıyor, kitaplar yayınlanıyor, sergiler düzenleniyor, tiyatrolar var, festivaller var. Bütün bunlarla farklı bir kültürel oluşum başlıyor. Bu kültürel oluşumda sanat, bizi ilgilendiren kısmı, yani görsel sanatlar kısmında iki tane çok önemli eğilim var. Bunların bir tanesi Fransız Komünist Partisi'nin, ki bu Fransız Komünist Partisi özellikle Fransız aydınları, entelektüelleri üzerinde çok güçlü etkisi olan bir parti. Eleştirel Figürasyon başlığı altında İkinci Dünya Savaşı'nın insanlık üzerinde, insan tarihi üzerindeki yıkıntılarını figür sanatından yorumlayan bir eğilime sahip ve bunun partiye yakın duran sanatçılar tarafından desteklenmesiyle sanat ortamının gündemine getiriyor ve o zaman işte Louis Aragon, Pablo Picasso gibi hakikaten dönemin çok önemli aydınları, entelektüel insanları Fransız Komünist Partisi ile aktif olarak beraber çalışıyorlar ve bunlar genç sanatçıları
Özellikle figür resmi ve bu figürde insanlığın özellikle işgal altındaki Fransa'nın, Fransızların yaşadığı acıları dile getirebilmesi için destek veriyorlar ve büyük sergiler organize ediliyor. Bu önemli bir eğilim, bu önemli bir akım. Buna karşılık olarak da işte 1947'den itibaren tekrardan filizlenmeye başlanan daha soyut, işte biliyorsunuz soyutu iki ana bölüme ayırıyoruz. Bir tanesi lekesel soyut, bir tanesi geometrik soyut olmak üzere. Farklı bir eğilim var. Bu eğilimi de daha ziyade o dönemde etkinlik gösteren galeriler, müzeler, sanat eleştirmenleri ve bir takım salon sergileri var. Her yıl düzenli olarak düzenlenen bu işte salon sergilerinin en önemlileri Salon de Réalité Nouvelle var, işte Salon de Mai var ve buralardan da daha soyut, işte daha değişik diyebileceğim, daha lekesel, daha geometrik yorumlarla bir soyut sanat gündeme getiriliyor. Dolayısıyla sanat ortamında bu iki ana eğilim gündeme geliyor. Bir yanıyla eleştirel figürasyon, öbür yanıyla da hem geometrik hem de lekesel soyut olarak yorumlayabileceğimiz özellikler. Şimdi tabii bütün bunlar o dönemde arkası arkasına açılan sergilerle yazılan yazılarla, ama bu yazılar hakikaten çok ağır yazılar. Anlatabiliyor muyum? Yani iki gruplaşmada kendisini ön plana çıkarabilmek için hakikaten çok ağır yazılar yazıyor ve her yazı biliyorsunuz etki tepki meselesidir. Karşıtını doğuruyor ve genç sanatçılar arasında müthiş bir hareketlenme var. Bu da sanat ortamını canlandırıyor. Aktif olarak her ay bir sergi açan 50'ye yakın galeri var ve müze etkinlikleri devam ediyor. Sanat dergileri çıkıyor. Sanat yazarlarının arkası arkasında organize ettiği grup sergileri var. Bu önemli grup sergilerinde işte o dönem Paris'te yaşayan sanatçılar davet ediliyor ve bunlar belirli gruplaşmalar içinde kendilerine yön, bir duruş noktası arıyorlar. Dolayısıyla 1945 sonrası Paris'teki sanat ortamı bu tür gruplaşmaların, mücadelelerin, karşılıklı kavgaların ve bunlardan doğan da bir hareketliliğin çok gündemde olduğu bir sanat ortamı. Bir yandan da şimdi kitabı da incelerken şunu fark ediyorum, biraz kitaba da yavaş yavaş geçersek. Evet. Buradaki bu kitaptaki mesela isimlere baktığımda, ele aldığınız sanatçılara baktığımda sizin Evet. aslında neredeyse 30, 20-30 yıldır üzerine yazdığınız sanatçılar, katalog yazıları olsun, başka kitapları olsun hep bir kat koyduğunuz yazılar. Aslında bu kitap gördüğüm kadarıyla çok uzun bir zamanın verimi. Evet. Biraz hani bu kitabı nasıl hazırladınız? Kitabın hazırlık süreci nasıl oldu? Bu bütün birikiminiz nasıl toplandı bu kitapta? Onu biraz aktarır mısınız? Evet, şimdi şöyle oldu. Ben 1988'de ilk defa, o zaman öğrenciydim, müzeleri gezmek ve biraz da ne olduğunu görebilmek için Paris'e gitmiştim. Bir yaz tatilindeydi bu ve o zaman işte bir yanda müzeleri geziyordum, bir yandan da orada yaşayan birçok Türk sanatçısının atölyesini ziyaret ediyordum ve bu ziyaretler sırasında şunu gördüm. Buradaki sanatçıların birçoğunun çok önemli bir arşivi vardı ellerinde ve bu arşiv o dönem hakkındaki çıkan kitaplarda, yani Fransa'da olsun, Amerika'da olsun ya da dünyanın farklı ülkelerinde olan çıkan kitaplarda çok fazla değinilmiyordu. Bu benim çok o dönem ilgimi çekti, ama o zaman tabii öğrenciydim ve çok da fazla bilmiyordum bu tür malzemeyle nasıl çalışılır, işte nasıl bir kitap hazırlanılır ya da nasıl farklı şeyler oluşabilir diye. Zaman içinde ben bu sanatçılar hakkında işte farklı yerlerde küçük yazılar, röportajlar ya da işte konuşmalar falan yaptığımda bu sanatçıların birçoğu bu malzemeyi işte bu senin işine yarayabilir, burada bu vardı, şurada şu vardı diye bana verdiler ve ben bunları
Bunları aldığımda tabii birçoğunu yayınladım. O dönem yaptığım sergi kataloglarında olsun ya da yazdığım yazılarda olsun. Sonra baktım ki bu özel ya bu tabii 30 yılda falan toparlandı diyebilirim. Öyle bir döneme geldik ki bu elimdeki malzemenin bir kitap olarak çıkmasının o dönemi en iyi özetleyebilecek bir hamle olduğunu düşündüm. Bir de şöyle bir özellik var tabii. Bu sanatçıların birçoğuyla bizzat tanıştığım için, bizzat yemek yediğim için ya da bizzat atölyelerinde olup yani çok zaman geçirdiğim için onlara karşı bir tür sorumluluğum vardı. Ve ben bu sorumluluğu bu kitaptaki çok kaba hatlarıyla tabii elimdeki malzeme çok daha farklı yönlere gidebilecek malzemelerdi. Bunları değerlendirmeyi düşündüm. Açıkçası bunu yaparken, bu kitabı hazırlarken kafamda her şeyden önce bu dönemi yaşamış sanatçılara olan bir gönül borcumu ödeyebilmekti. Bu benim için çok önemliydi. Bir de onların verdiği mücadeleyi, onların verdiği sanat tutkusunu bir şekilde tekrardan dile getirmek istedim. Kitaptaki tezler, kitaptaki malzemeler aslında çok daha detaylı girişilebilecek bir çalışmanın küçük özeti gibi. Ben bunu özetlerken de birçok kişiyi, birçok sanatçıyı maalesef ele alamadım. Ama bilinmesi gereken bir şey varsa 1945'ten sonra benim incelediğim 65 yılına kadar neredeyse 500'e yakın Türk sanatçısı Paris'e gidiyor. İnanılmaz bir rakam ve bu sanatçıların birçoğu orada çok farklı oluşumların, çok farklı etkinliklerin içinde yer alıyorlar. Bunları incelemek, bunları bir kategoriye sokabilmek tabii bu kitabın çok daha geniş çaplı olmasını gerektiriyordu. Ben burada şunu savundum. Hakikaten kimler bu dönem arasında bir kişisel sergi açabilmişti? Kimler sanat ortamıyla direkt ilişkiye girebilmişti ve bu ilişkinin sonucunda onlar kendi sanatlarını nereye çıkarabilmişlerdi? Hangi noktalara taşıyabilmişlerdi? Kitap bu çerçevede gelişti. Bir de tabii şöyle düşündüm. Eğer belirli bir dönemde, belirli bir birikimdeysem, bunu en iyi yapabileceğim dönemim şimdi. Şimdiydi ve 50 yaşıma tam girme dönemindeyken bu kitabı çıkarmayı da ilginç buldum. Çünkü sonuçta daha sonra yapacağım çalışmanın da bu dönem üzerinde yoğunlaşacağını, bu dönemi daha farklı noktalardan ele alacağını düşündüm. Böyle bir yoğunlaşma oldu. Teşekkür ederim. Elinize sağlık diyelim tekrar. Sağ olun. Şimdi bu kitap boyunca hani kitapta da geçen birçok sanatçı var ve bunlardan da bahsedeceğiz biraz. Ama benim dikkatimi çeken ilk kişi, ilk isim Leopold Levy oldu. Yani o dönem Evet. akademinin başına getiriliyor. Evet. Levy hani sadece bir hani üniversite dekanı ya da rektörü artık o dönemki terim neyse o değil. Aynı zamanda modern cumhuriyetin ilk döneminin sanat anlayışında da ve sanat tarihinde de belirleyici bir figür. Evet, çok Emekliliğinde de önemli. zaten sonra Türkiye ve Fransa arasında işbirliği görevi üstleniyor her zaman. Öğrencileri Evet. çağırırken referans oluyor. Evet. Levy'yi nasıl açıklayacağız? Yani bugünden baktığımızda Levy'nin nasıl bir görevi vardı o zaman? Şimdi şöyle tabii şimdi şöyle Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle beraber gündeme gelen bir yeni Türkiye, Kemalist Türkiye imajı var. Bu Kemalist Türkiye'nin çok dinamik bir özelliği var. Bu dinamik özellik özellikle eğitim kurumlarında kendini yurt dışından davetle gelen yönetici ya da şekillendirici, profesör, dekan, işte bölüm başkanı gibi insanların beraberinde getirdiği yorumla şekil buluyor. Biliyorsunuz bu dönemde hemen hemen bütün önemli üniversitelere yurt dışından atama yoluyla gelen uzmanlar var. Leopold Levy işte bu çerçevede sanat alanında, akademide yani daha önce Osmanlı döneminde kurulmuş olan ve bütün Osmanlı resmi sanat anlayışının temsilciliğini üstlenen bir kurumda Cumhuriyet döneminin ve bu Cumhuriyet'in getirdiği yeni dinamizmin ön plana çıkabilmesi için çalışan bir figür olarak yorumlanabilir. Levy geldiği zaman çok ilginç bir şeyle karşılaşıyor. Burada
1914 kuşağı dediğimiz sanatçıların akademide eğitim hala eğitim verdiğini görüyoruz. Bunlar kim? İşte İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Feyyaman Duran, Namık İsmail gibi kuşak. Bunlar hala akademide ders veriyorlar. Levi akademinin resim bölümüne şef olarak atanıyor ve Levi Türkiye'ye geldiğinde 1937 yılında buradaki en önemli dikkat edilmesi gereken nokta yeni kuşağın eğitilmesi için yeni bir modern sanat yorumunu şekillendiriyor Levi. Ve bunu yaparken de tabii yani o zamanda biliyorsunuz 1933'te olan bir üniversite reformu var. Bu üniversite reformunun bir parçası ve bunu görsel sanatlar alanında şekillendiren kişi. Levi'nin önemi o dönemde bir tür katalizatör gibi ve yaptığı çalışmayla da biliyorsunuz çok önemli bir iki önemli Türk sanatçı kuşağını şekillendiriyor. O yüzden Levi'nin durumu, pozisyonu yalnızca 1937'de gelip 13 yıl akademide çalışıp ayrılmasıyla da son bulmuyor. Çünkü onun akademide bizzat yetişmesine destek verdiği iki önemli Türk sanatçı kuşağı var ve bu kuşaklar hakikaten Türkiye'de modern sanatın, Türk sanatının en önemli atılımlarını gerçekleştiren kişiler. Şimdi Leopold Levy'yi çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Neden derseniz Leopold Levy Fransa'dan 1937'de Paris'ten İstanbul'a geldiği zaman karşılaştığı bir manzara var. Bu manzara karşısında Leopold Levy son derece dikkatli. Çok dikkatli çünkü o dönem verdiği bir röportaj var. O röportajda şunu diyor: sakat bir gramerle yapılan resimden bahsediyor. Bu sakat gramer derken tabii bunu çok usturuplu, çok Fransız ifadesiyle çok çok şekilli bir şekilde dile getiriyor ki insanların tepkisini çekmesin, belli bir nezaket kuralları da ayakta kalabilsin diye. Bu sakat gramer modern sanat adı altındaki düşüncenin ne kadar ezbere dayalı olduğunu gösteriyor. Levi burada çok 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 ustaca bir şey yapıyor. Bu anlayışı değiştirmek, bu anlayışı yerle bir etmek yerine bu anlayışla çalışan sanatçıları, insanları bir tarafa bırakıyor ve genç kuşağa yöneliyor. Onları şekillendiriyor. Hatta o kadar ilginç ki Levi Akademi'de ders verdiği zaman bu 1914 kuşağı sanatçıların atölyeleri de halen devam ediyor. Bu atölyeleri kapamıyor. Bu insanlara belli bir saygısı var. Anlatabiliyor muyum? Ama genç kuşağa yöneliyor ve onun yetiştirdiği genç kuşakta biliyorsunuz Türk sanatında yeniler grubu olarak yorumlanan bir sanatçı kuşağı var. İşte Nuri Yemin'den başlıyor. Mümtaz Yeter'ine işte ve Haşmet Akal'a kadar çok önemli. Levi bence çok önemli bir noktada genç sanatçı kuşağı üzerine yoğunlaşarak Türkiye'de modern sanatın nasıl yorumlanacağına dair önemli bir çizgi çekiyor. Benim de ilk yani en çok ilgimi çeken bu olmuştu. Yani ortada aslında böyle bir büyük bir savaş şeklinde değil de bir yandan o eski kuşağa da saygısını gösterip yeni kuşağı cesaretlendirmeye yani yapmış da hatta cesaretlendirmiş de diye gördüm ben dediğin Doğru çalışmayı. doğru. Çok doğru. Çok doğru. Şimdi en başta biraz Paris'teki sanat akımlarından bahsetmiştiniz. Oradaki tartışmalardan, ikili yönden bahsetmiştiniz. Türkiye'de Evet. de bir yandan işte geometrik soyut, soyut ve kübizm tartışmaları var. İşte D grubu Evet. da bir yandan çıkmış. O Evet. zaman burayı biraz daha açabilir miyiz? O dönem Türkiye'de, tabii ki çoğunlukla İstanbul'da, Evet. ne gibi akımlar görüyoruz Türkiye'de? Şimdi şöyle. Nelerle karşılaşıyoruz? Şimdi şöyle tabii o dönemde tam İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı dönem anlatabiliyor muyum? Yani 1900
41 ile 40-45 arası. Levi de burada bu dönemin içinde. Ve 1941 ile 45 arasındaki dönem de tabii iki önemli grup var. Bunların bir tanesi de grubu, diğeri ise Yeniler grubu altında akademide D grubunun öğrencisi olan sanatçıların kurduğu bir grup. Şimdi bu dönemde 1941 ile 45 arasında İstanbul'daki sanat ortamında dikkat edilmesi gereken en önemli özelliklerden bir tanesi sıkı yönetim var ve bu sıkı yönetim bütün sanatsal etkinlikler üzerinde çok önemli bir nasıl söyleyeyim, bir bastırıcı güç ve birçok işte o dönemin alternatifi olarak diyebileceğimiz yani resmi ideolojinin dışında kalan işte sosyalist, komünist mücadelenin içinde olan ve bu mücadele için çalışan birçok insan etkinlik yapamıyor. Ve yalnızca işte bunların çok önemli bir bölümü geri çekilmiş durumda. Burada tabii işte bir liman sergisi açılıyor 1940'ta açılıyor ve 1940'ta açıldıktan çok kısa bir süre sonra 41'de, 42'de falan tekrardan da grup sergileri açılıyor. Ama İncelediğiniz zaman o dönemde açılan kişisel sergilerin sayısı inanın parmakla sayılacak kadar az. Çünkü İstanbul'da sergi açacak mekan yok. Daha sonra biliyorsunuz Maya Sanat Galerisi kuruluyor. 1951'de, pardon, 1951'de ama daha sonra kuruluyor. O dönemde Türk sanatı çok büyük bir ağır bir derin kış uykusunda ve son derece yalın, son derece kendi yağında kavrulan, bir de biliyorsunuz Türk sanatını güçlendiren en önemli özelliklerden bir tanesi yurt dışından sürekli fikir alışverişi. O dönemde savaş olduğu için bu fikir alışverişi de tamamen kapanıyor ve o zaman işte biliyorsunuz birçok sanatçı İstanbul'dan Anadolu'ya sürgüne gönderiliyor ve son derece aslında tuhaf, can sıkıcı ve sanatçıların çok zor üretim yaptığı dönem o yıllar. Ama genelde baktığımızda daha ziyade modern sanat konusunda işte belirli yayın organlarında yapılan tartışmalar var. Kübist sanat işte ne kadar önemli, Anadolu kübizmi diye bir kavram gündeme getirmeye çalışıyor Nurullah Berk ve Sabri Berkel. İşte bunlara Bedir Rahmi de katılıyor. İşte o figür kilim dokusu, onları bir araya getirip yorumlama çabaları var. Böyle biraz derin kış uykusunun olduğu, çok fazla başat çalışmanın gündeme gelemediği bir dönem Türkiye'de. Peki o kış uykusundan nasıl uyanıldı? Ondan sonraki süreç nasıl aşıldı? Hani 50'lere mi gitmemiz gerekiyor, 60'lara mı Evet, gitmemiz 50, gerekiyor? 50'lere gitmemiz gerekiyor. 1950'lerin modernizmi başlığı altında yorumlanabilecek çok önemli bir hamle var Türk sanatında. O 1950'lerde ancak gündeme geliyor. Bakın bu kış uykusunu uluslararası anlamda değerlendirebilecek ölçülerde hareketlendiren olay Türkiye'nin 1958'de Dünya sergisine Brüksel'de katılırken yaptığı Expo'da, ona o zaman işte Expo adı altında konuşuluyor. Dünya sergisine gönderdiği, pardon, Dünya sergisine yaptığı katılım. Bu katılım 1958 yılında Türk sanatının hakikaten bir tür çıkış noktası yakaladığını ve dönemin başat eğilimlerini yorumlayan ve bunu da Avrupalı perspektiften değil, Avrupa dışı modernizmlerden beslenerek yaptığını görüyoruz. Yani kış uykusu 1958'de bence ortadan kalkıyor. 1958'de çok çok hareketli ve çok ilginç, devinimli bir dönem var. Ama İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği 1945'ten 58'e kadar ki geçen dönem
Türkiye'de yeni sanatsal oluşumların olduğu, sanat galerilerinin kurulduğu, sanat koleksiyonculuğunun başladığı, sanat eleştirisi konusunda akademi gibi yerleşik ve köhnemiş kurumların dışından da insanların yorum getirebildiği farklı bir özelliğe kavuşuyor. En önemli olgulardan bir tanesi de biliyorsunuz 1954 yılında Yapı Kredi Bankası birçok alanda yarışma düzenliyor. Bunların bir tanesi de resim alanında ve 1954 yılında düzenlenen bu resim yarışmasında dünyanın en önemli uzmanları Türk sanatına çok ciddi bir incelemeyle adeta bir tür tokat atıyorlar. Anlatabiliyor. Yani bu çok önemli. Bence Türk modern sanatının başlangıç noktası olarak yorumlayabileceğimiz özellik bu 1954 Yapı Kredi'nin İstanbul'da açtığı yarışma ve bu yarışmada Aliye Berger gibi bir gravür sanatçısının, kadın sanatçının büyük ödülü kazanması ve bu ödülü onun kazanmasıyla beraber soyutlayıcı, dışa vurumcu tarzdaki sanatın dünya gündeminde olan bir sanat olduğunun artık yabancı dil bilse de bilmese de Türkiye'deki sanat insanları, sanat ortamı tarafından kabulü. Yani 1954'te Yapı Kredi yarışmasını işte bu filizlenmenin başı olarak değerlendirirsek, 58'de de bunun çıktığı, bunun yetiştiği olağanüstü güzel bir gül fidesi gibi yorumlayabiliriz. Şimdi ilk başta şeyden demiştiniz, 500 kadar sanatçı gidiyor Evet, Türkiye'den git, Paris'e. evet. Büyük bir rakam. Siz de çoğunlukla yani kişisel sergi açanları kitabı almışsınız. Evet. O zaman bir de tersten bakalım. Yani Tamam, tersten. Paris'tekiler ne diyor? Paris'teki insanlar, Par. Paris'teki yazarlar, sanatçılar, Türkiye'den gelen giden sanatçılara nasıl bakıyorlar? Onlar benim yaptığım incelemeye, araştırmaya göre son derece pozitif yaklaşıyorlar. Çünkü 1946'dan sonra açılan grup sergilerinde Türk sanatçılarının eserleri uluslararası bağlamda dikkat çekiyor. O dönemin eleştirmenleri işte Türk sanatçıları diye başlıyor ve bu uluslararası sergilere katılan Türk sanatçılarının eserlerini hiç herhangi bir şekilde ötekileştirmeden, egzotikleştirmeden, ne bileyim farklı bir kategoriye koymadan işte Fransız, Amerikalı ya da Çinli sanatçılarla beraber değerlendiriyorlar. Bu benim çok ilgimi çekmişti. Yani Paris sanat ortamı bu şehirde sergi açan Türk sanatçılarına karşı aslında son derece açık ve hiçbir şekilde onları farklı bir gelenekten, farklı bir kökenden geldikleri için çok tuhaf bir şekilde aşağılamıyor ya da onlara onu ha evet bunu söylemek zorundayım. Onlara Parisli gözüyle bakıyor. Tuhaf olan o. Anlatabiliyor muyum? Yani geldiği köken ne olursa olsun artık onlar Parisli sanatçı oluyorlar. Yani ilginç olan da bence bu aslında. Onlar Türk sanatçısı olarak görülmüyorlar. Onlar Parisli sanatçı olarak görülüyor. Bu da tabii Türk sanatçılarının çok üzerinde durduğu bir nokta. Anlatabiliyor muyum? Yani onlar bunu tabii ben birçoğuyla yaptığım konuşmada da öyle kavramıştım. Onlar kendilerini ki çok modernist bir tavır bu. Kendilerini Parti sanatçı olarak görülme, kendilerinin Parti sanatçı olarak algılanılmasının en önemli kabul ediliş biçimi olduğunu gördükleri için böyle bir özellik var. Bir de en çok şunu merak ediyorum aslında. Az önce İlhan Koman'ın Stockholm'a gittiğinden bahsetmiştiniz. Abidin Dino da hayatının sonuna kadar Paris'te Tabii kaldığını tabii. hatırlıyorum. Doğru. Ha, Türkiye'ye çok dönen de var. Türkiye'de Tabii işte tabii hem tabii tabii. akademiye giren ya da işte resim Tabii. öğretmeni falan da var ama Avrupa'nın çeşitli yerlerine dağılan da var. Aslında biraz böyle bir ufak bir Türkiye'ye dönenler ve diasporada kalanlar gibi bir ayrım oluşmuş sanki. Evet, doğru. Bu ülkeler arası bu network arasında bir bağ var mı? Bu sanatçılar birbirleriyle konuşabiliyorlar mı? İletişim kurabiliyorlar mı? Nasıl bir yapı var bunlar arasında? Evet, bence çok sıkı bir bağ var çünkü Paris'te Türk sanatçıları sergi açtığı zaman hemen İstanbul'daki dergilerde ki o dönem biliyorsunuz Yeditepe isimli çok önemli bir dergi çıkıyor.
O dergide bu sergiler hakkında yazılar çıkıyor ya da bu sergiler hakkında çıkmış Fransızca yazıların Türkçe tercümeleri yayınlanıyor. Dolayısıyla sanatçılar arasında bir diyalog var. Paris'i sanatçının ne yaptığını en çok Türkiye'li sanatçı izliyor. Bu da ilginç. Anlatabiliyor muyum? Çünkü onlar merak ediyorlar. Onlar ne yapıyorlar diye. Geri dönenler var, Paris'te yaşamayı tercih edenler var ya da işte Avrupa'nın farklı ülkelerine yerleşip orada çalışan, üreten sanatçılar var. Aslında bu sanatçıların her biri farklı komünitelerin, farklı grupların içinde. Anlatabiliyor muyum? Bu gruplaşmalar içinde birbirlerinin yaptığını tabii ki takip ediyorlar. Aralarında çok normal, sağlıklı olarak değerlendirebileceğimiz bir rekabet var. Aynı zamanda bu rekabet Paris'te yaşayan diğer sanatçılarla kendileri arasında da söz konusu. Dolayısıyla birbirlerini takip ettiklerini ve bu takip sonucunda da birbirlerini karşılıklı etkilediklerini görüyoruz. Bu Türk sanatçıların içinde de var. Anlatabiliyor muyum? Baktığınızda, incelediğinizde mesela Fanusi Azeyitoğlu Nejat Devrim'i de etkiliyor. Mübin Orhon, Abidin Dino'dan etkileniyor. Kendisi de aynı şekilde Hakkanlı'yı etkiliyor. Ya bütün bunlar bir tür birbiri içine girmiş farklı zincir noktaları gibi Türk sanatının o dönemki dinamizmini gündeme getiriyor. Kendi aralarında müthiş sıkı bir ilişki var. Siz böyle zincir gibi diye ifade ettiniz. Evet. Zaten Paris sanat ortamını yani Fransız sanat ortamının etkisini ele alırsak hani bu zincir halinde gidiyor biraz. Evet, Ancak gidiyor. 60'lardan hatta 70'lerden itibaren bu Paris ortamının etkisi yavaş yavaş kırılıyor. Yani Tabii canım. Amerika'da Tabii işte tabii. kopar tartışmaları Tabii başlıyor, tabii. başka şeylere geçiyoruz. Tabii tabii tabii. Türkiye'de ne zaman kırılıyor bu Paris sanat ortamının etkisi? Hem sanatçılar üzerine hem genel ortam üzerine. Şöyle Paris'teki sanatçıların İstanbul'da açık söylemek gerekirse bir etkileri falan yok. Çok fazla. Hatta ben bir araştırma yapmıştım. Bu sanatçıların İstanbul'da ya da Türkiye'de açtığı sergilerin sayısı yani 1945'ten 65'e kadar inanın 10 bile değil. Çok ilginç. Yani onların aslında İstanbul'da Türk sanatı üzerinde belirli bir şeyleri yok. Nasıl söyleyeyim? Bir etkileri ya da bir yönlendirme gibi ele alacağımız bir özellikleri yok. Başlangıç noktası olarak neyi ele alabilirsiniz? Türkiye'deki sanat ortamının kendi özgüvenini kazanması ve kişisel bir çerçeve içinde ivme yapmasını diye bana sorduğunuzda benim aklıma çok direkt bir başlangıç noktası gelmiyor açık söylemem gerekirse. Tabii benim bu konuda ele alabileceğim en önemli kırılma noktalarından bir tanesi de özel galerilerin açılması. İşte 1975'te Galeri Baras kuruluyor, 76'da Maçka Sanat Galerisi var. Arkasından bir grup galeri kuruluyor. Onlarla beraber yeni bir dönemin başladığını görebiliyoruz. Bence hani sanatın tartışmaya açılmasında bu özel galerilerin yeri ve önemi bu bağlamda bence gündeme gelebilir. Çünkü onlar işte bir sanat ortamını ivme getirebiliyorlar. Daha önce bu ivme maalesef yok. Şimdi konuşmamızın sonuna gelirken kitabında sonundan biraz bahsetmek istiyorum. Mesela Evet. kanon kavramından bahsediyorsunuz. Kanon kavramının yeniden tartışmasından bahsediyorsunuz. Ki Evet. aslında tam da kanon sanatçıları ele alan bir kitap bu. Mesela Evet. şöyle diyorsunuz. Bağımsız, eş zamanlı, uluslararası diyalogla şekillenmiş bir Türk sanat tarihi yazılmasından bahsediyorsunuz. Evet. Bu ne demek? Yani bugün nasıl bir sanat tarihi perspektifi geliştirebiliriz? Sizin Ben aklınızda, yeni çalışmalarınızda neler var? modern sanatın bizim bugünkü değerler ve dinamikler üzerinden kavradığımız bir şekilde tarihsel perspektiften ele alınması bence henüz Türkiye'de gündeme gelmedi. Ben sanat tarihinde kanon olarak yorumlanılan özelliklerin özellikle modernizm tartışmalarında ve bir modernizm tartışmalarının uluslararası boyutlarının irdelenilebilmesinde
farklı noktaların gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani yerel modernizmler dediğimiz Batı modernizmlerinin dışında şekillenmiş dünyanın farklı bölgelerinde gündeme gelen modernist eğilimler var. Latin Amerika'da farklı, Afrika'da farklı, Güney Asya'da farklı, Japonya'da farklı, Türkiye'de, İran'da, Mısır'da farklı. Türkiye'deki modern sanat tarihi yorumu hala çok fazla testosteron yüklü. Hala çok fazla erkek sanatçı var. Hala çok fazla bu erkek sanatçıların kendileri etrafında, akademi etrafında güç odaklarıyla beraber ayakta tuttukları efsaneler var. Anlatabiliyor muyum? Yani bu efsanelerin bence biraz sarsılması ve yeni anlatımların, yeni narasyonların, yeni bakış açılarının gündeme gelmesi gerekiyor. Yani politik temaların, cinsiyet, aidiyet, kimlik, toplumsal pozisyon gibi olguların bence gündeme gelmesi gerekiyor ve bütün bunların sanatçı bazlı, sanatçıların verdikleri bağımsız olma mücadelesiyle birlikte yorumlanması gerekiyor. Aidiyet, kimlik, işte politik gelişmeler çerçevesinde sanatsal oluşumları nasıl ele almamız gerekir? Yani biz Türk sanatçılarının verdikleri mücadeleyi, onların deneysel çalışmalarını ele aldığımızda nasıl bir anlatım, nasıl bir kanonu oluşturacağız ve bu kanonu etrafında hangi sanatçılar ön planda? Ha, bu çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Ya o dönemle bu dönem arasında bir de sanatın yorumlanmasında biliyorsunuz bir bazen 10 yıl, 20 yıl değil, 30 yıl, 40 yıl, hatta normalde 50 yıllık bir şeye ihtiyaç var, perspektife ihtiyaç var. Yani şu an 2020'lerin perspektifinden baktığımızda biz belki de 2060'ları, 2070'leri, 2050'leri daha iyi kavrayabiliriz. Bence önemli olan bu yeni perspektiflerin açılması, yeni tarihsel anlatımların gündeme gelebilmesi. Yani daha ziyade gruplaşmalardan, ne bileyim işte akademilerden, okullardan uzaklaşılıp yapıt tarihli, yani yapıt odaklı, yapıtın gerçekleştirdiği dönem koşullar üzerinden hareketle bir anlatım kurgulayabilecek miyiz? Bence bu çok önemli. Hangi sanatçılar etrafını öreceğiz demiştiniz. O Evet. zaman geçen ya yani bu ay çıkan kitabınızdan bahsedelim. Evet. Doğan Kitap'tan çıkan Fahrenheit Zeyd Sözlüğü. Evet. Yani Paris Tecrübeleri kitabından çok da farklı bir noktada değil. Yani tam da aslında oradaki bir belki chapter'ın daha da açılmış sözlük haline gelmiş hali. Bu kitaptan da biraz kısaca bahsedebilir misiniz? Peki bir de Zeyd bu noktada nerede duruyor? Bence onun durduğu çok ilginç bir nokta var. O 1951 ile 1968 arasında her biri aşağı yukarı 5 metreden büyük olan resimler gerçekleştiriyor. Böyle yaptığı 5 ya da 6 tane önemli resim var. Sırf diğer çalışmalarını ayrı bir noktaya koyuyorum ama sırf bu 5 ya da 6 resimle bile dünya sanatı çerçevesinde ele alınabilecek bir aykırılığı, bir farklılığı var Zeyt'in. Beni kişisel olarak bu farklılık çok ilgilendirdi ve o bu farklılığı ön plana çıkarabilmek için bir tür sanat tarihi kitabı değil de bir tür sözlük gibi bir format denedim. Burada İstanbul, Paris, Londra, Amman kentlerinde yaşaması, neredeyse 20. yüzyılın tamamının tanıklığını üstlenmesi ve bu tanıklığı yaparken de sanatıyla o dönemdeki dinamizmi, o dönemin farklılıklarını ön plana çıkarabilmesi için örneksel bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Ve eğer biz modern Türk sanatında hakikaten yeni oluşumlardan, yeni yazılımlardan ya da farklı bir perspektiften bakmayı deneyeceksek bizim için anahtar isimlerden bir tanesi Zeyd. Ama yalnızca Zeyd değil, bence Hale Asaf var. Çok önemli bir sanatçı Hale Asaf. Ve yine bu çerçeve içinde kadın sanatçı bağlamında demiyorum, yaptığı sanatın durduğu nokta açısından da değerlendirildiğinde bence Zeyt'in ve bir grup sanatçının böyle aykırı bir özelliği var.
Tuhaf bir şekilde Zeyd o kadar açık yürekli ki bunlar yani yaptığı portreler için bunlar benim oyuncaklarım diyor. Ben bunları yani bunları beğenmek zorunda değilsiniz. Ben bunları kendimle oynamak için, kendimi eğlendirmek için yapıyorum diyor. Çünkü çok çok açık bu konuda anlatabiliyor muyum? O ceylan gözlü resimlerini falan yaptığı zaman da diyor ki yani bunlar benim eğlencelerim. Yani bana karışmayın. Ben istediğimi yapayım diyor. Yani bu özgüven çok ilginç. Ya bu kadar özgüveni olan yani çok az sanatçı var ve diyor hatta o kadar özgüveni yüksek ki o yaptığı üzerini boyadığı kemikleri falan şeye götürüyor. Dönemin en önemli politik ve kültürel insanı olan André Malraux'a götürüyor ve hatta kendisiyle yapılmış bir film var. O filmde böyle müthiş bir Fransızca ile anlatıyor. Ah diyor ama ben diyor size bunları getirdim falan diyor. Diyor ki André Malraux ama diyor bu sanat yaptınız diyor ve o an ayakları yerden kesiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani kendi oyun diye yaptığı bir şeyin bu kadar kabul görmesi de onu ilgilendiriyor. Bir de çok ilginç bir hayatı var Zeyt'in. Yaşamın acısına karşı sanatla mücadele edebiliyor. Yani kendisinin ailesinin ya da moralinin çok düştüğü anlarda bile yaptığı sanatla buna bir yanıt verebiliyor ve bu yanıtı görüyorsunuz eserinde. Bence bu çok ilginç. Yani acısı varsa o acıyı gösterebiliyor. Neşesi varsa o neşeyi gösterebiliyor. Ve tabii biraz da çılgın. Yani bu çok önemli. Şeyin dışında, sıranın çok dışında bir insan. Ben o yüzden bu sözlüğü hazırladım. Bir de 7 Ocak'ta onun 120. yaşını kutlayacağız. Bütün bunlar bana şunu da düşündürdü yani eğer hakikaten farklı bir şey yapılabilecekse bence bunun başlangıcı Zeyt olabilir diye düşündüm. Ama bunu dediğim gibi daha geniş bir perspektife yaymak, yeni bir anlatı örgüsü geliştirmek için de tabii çaba harcayacağım. Bu da özel ilgi alanlarımdan bir tanesi. Son sorum olarak da şunu sormak istiyorum. Hem eklemek istediğiniz var mı diye sorayım. Hem de biraz açtık aslında bu konuyu ama genç ve kendi genç hisseden sanat tarihçilerine ve küratörlere neler önerebilirsiniz bu Türkiye modern sanat tarihinin yeniden yazılması üzerine? Nasıl bir belki öneri getirebilirsiniz, rota şekillendirebiliriz? Ben bu alanda ciddi araştırma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani arşivlere girilip işte tek tek nasıl söyleyeyim bir tür iğneyle kuyu kazar gibi belirli dönemlerin, belirli yılların incelenmesi gerektiğini ve sanatçıların kişisel tavırlarının ne olduğunun ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani yalnızca bir kadın sanatçı, eşcinsel sanatçı ya da politik sanatçı gibi kavramların ya da damgaların yeterli olmadığını bunun araştırılması gerektiğini, işte sergi davetiyelerinin, afişlerinin, fotoğraflarının, mektuplarının ya da o dönemdeki başat özelliklerin araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar ortaya çıkarsa ve biz bunları yan yana koyabilirsek bence o zaman çok daha ilginç sorgulamalar yapabiliriz. Benim genç sanat tarihçilerine ya da bu konuyla ilgilenen Türkiye'de modernizmin mücadelesiyle ilgilenen çok değerli araştırmacılar var. Onlara karşı benim söyleyecek herhangi bir önerim olamaz. Zaten birçoğu da benden çok daha yaşlı ve çok daha kıdemli durumdalar. Ben bu insanlara her zaman için çok saygı duyuyorum. Ama onların başlattığı ve geliştirdiği sanatsal çalışmanın bence genç kuşaklar tarafından da daha bireysel, daha kişisel noktalara çekilmesinde bence fayda var. Atıyorum o dönem belirli dönemlerde yaşamış ve halen yaşamakta olan sanatçıların işlerinin bence çok daha farklı noktalardan ele alınması gerekiyor. Ben daha kişisel, daha sanatçı odaklı ve daha da spesifik belirli dönemlerin, belirli yılların büyüteç altına alınmasını. Mesela beni kişisel olarak çok ilgilendiren bir şey var. 1968 öğrenci olayları, dünyadaki öğrenci olayları Türkiye'de nasıl algılandı?
başladı. Biliyorsunuz o dönemde Türkiye'de çok ciddi ciddi bir politik bilinçlik var. Birçok önemli Marksist ve Leninist kitap çevriliyor Türkçe'ye ilk defa. Onları okuyan kuşak var. Bu kuşak acaba yaptıkları sanatla bunu nasıl bir araya getirebildi? Bu kişisel olarak beni çok ilgilendiriyor mesela. Yani bunun sorgulanılmasından yanayım. Bununla beraber yeni kavramlar nasıl gündeme geliyor? Bütün bunlar bence çok daha ilginç noktaları gündeme getirebilir. Evet, çok teşekkürler Necim Bey. Ağzınıza sağlık. Ben Zaten de teşekkür ediyorum. arşivden bahsetmiştiniz. Şöyle tekrar göstereyim kitabı da. Yani bu kitabın bence en kıymetli yönlerinden biri o dönemin belki tozlu raflarında kalmış kataloglardan, yazılardan, sanat eleştirilerinden, gazetelerde kalmış yazılardan, minik davetiyelerden alıntılara yer verilmesi. Çünkü bazen o dönemi tartışırken hep aynı metinleri, aynı cümleleri kurabiliyoruz. Ama yani yeni fikirler için belki de orada daha derinlere girmek, o hiç bulmadığımızı, sanatçıların söylediklerini, yazdıklarını ama bizim görmediklerimizi belki tekrar ortaya çıkarmak gerek. Çok Evet. teşekkür ederim Necmi Bey. Asıl Ağzınıza sağlık. ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bazen bir şey söyleyeceğim istiyorsanız onunla bitirelim. Çok küçük Tabii, bir buyurun. davetiye, çok küçük bir davetiye. Mesela o küçük davetiyeye baktığınız zaman hakikaten çok önemli bir resim çekebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir olay oldu. 2000 yılından sonra 1945 ile 2000 arasındaki bütün malzemeler, bu tür efemera dediğimiz malzemelere tarihsel damgası vuruldu ve bunlar hakikaten birçok insanın araştırdığı, sorguladığı kavramlar oldu. Ya benim çok uzun zamandan beri peşinde olduğum çok küçük bir davetiye vardı. İnanın kartpostal boyutunun bile yarısı kadar bir davetiye, ama o davetiyede mesela Paris'te açılmış bir sergide işte yer alan 1948 yılında açılmış bir sergi ve orada çok küçük bir davetiye, ama oradaki isimlere baktığınızda o isimler arasında mesela Selim Turan diye bir sanatçının da ön plana çıktığını görüyorsunuz. Bu da çok ilginç. O küçük davetiye elinize geçmese 1948 yılında bu sanatçının nerede durduğunu çok fazla ele alamıyorsunuz, inceleyemiyorsunuz. Bence sanat tarihi araştırmalarını ilginç kılan o küçük çok nüans noktasını bulup onun üzerinden bir anlatıyı kurgulayabilme. Bence bu çok ilginç. Aslında tam da kapanış konuşması olarak arkamda baskısını gördüm. Selim Turan'dan bahsettik. Natürmort eseri kendisinin. Evet. Çok teşekkürler Necmi Bey. Tamam. Çok sağ olun. Ben de beni İzninizle davet çok ettiğiniz için. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum.